Aynı anda iki kişi topa vurursak Tsubasa etkisi yaratır mıyız? 1, 2, Allah! Sokakta bulunan dev kör nokta aynaları sert mi yoksa bunun gibi esnek mi? Bu fotoğraftaki kola gerçekten kırmızı mı? Bugün bunlar gibi birçok efsanenin peşine düşeceğiz. Efsane mi, gerçek mi? Başlasın. Dış bükey aynalar vardır arkadaşlar, biliyorsunuz. Sekom, sen bilir misin? Bu otopark aynası. Ha, hani kocaman böyle sokağa koyarlar, bir oraya bakarsın bir buraya, oradan. Ben onları bir türlü anlayamıyorum bu arada. Bakıyorum tersim dönüyor kanka. Orası neresi falan çözemiyorum. O yüzden yavaş yavaş gidiyorum her yerde. Bu arada şu görüntüyü izleyelim. Adamlar geliyor aynaya bastırıyor. Ayna civa gibi. Seko, Terminator 2 gibi içine göçüyor, geri çıkıyor. Bunu çok merak ediyorum. Tabii bunlar yabancı ülkelerde. Türkiye'de de böyle mi, değil mi? Ona bakacağız. Bu özel herhalde ya. Bu siteye ait bir şey. Biraz farklı. Hazır mıyız? Küçük boy. Yok ya. Alakası yok Kamil. Gitmiyor bile ya. Heh. Yok. Şu an efsane gibi gidiyoruz. Allah Allah. Bu biraz yüksekte Kamil. Bu devletin koyduklarından. Bak zaten üstünde barkod da var. İBB'nin barkodu. Belediye koyuyor demek ki bunları. Zıplayacağım, her tarafım ıslanacak. Dur, zıplamaya... Aha! Kamil! Aa! Üstüme iyilik sağlık ama onlar kadar şey değil. Böyle hani şey değil. Aa! Kamil! Oğlum oluyor lan! Dur bakalım, daha bunun daha boy bir şeyini bulmak lazım. Belki ortası daha iyi göçüyordur. Bak! Dur bakayım. Ben de yapayım mı? Ortasına doğru. Yap bakayım. Boyun yetiyor. Aa! Vallahi oluyor ha bu. Daha boyda bir şey bulalım bakalım, onu yapabilecek miyiz? Bulduk boy olanı. Ay iyi, merak ediyorum şu an. Bak Kamil, hazır mıyız? Dur. Onlar gibi yapayım. Vay be. Oluyor Kamil. Oluyor. Vallahi oluyor. Efsane değilmiş. Gerçekmiş. Şimdi aslında en sonunda bir şey göstermek istiyorum size. Onların içinde böyle bir şey var. Yani bunun hali bu. Ama bunu kırmışlar. Kımıl zararlıları. Oğlum bu bir şey oluyor buna. Heh. Gördünüz mü, içine buraya tutturuyorlar böyle. Enteresan. Neyse, bu bilgiyi de sizle paylaşmış olduk. Herkes bilir Ronaldo'cuyum ama Messi'nin de büyük hayranıyım. Messi'ye kötü futbolcu diyen adamın alnını karıştırırım, orası ayrı konu. Ama Messi'nin yaptığı şu hareket. Hop, suyu koyuyor, bir koyuyor topa, Bottle Flip Challenge. Hem delikten geçiyor top hem de şişe Bottle Flip Challenge'ı başarıyla tamamlıyor Seko. Yapabilir miyiz? Bilmiyorum. Olur mu böyle bir şey? Top gerçekten gittiğinde şişe döner mi? Onu da bilmiyorum. Şunu biliyorum, Messi gibi vurup daireden geçiremem ben. Daire zor. Daire zor. En azından gol atayım. Öyle deneyelim bakalım, efsane mi, gerçek mi? Gerçekten merak ediyorum. Şu an British International School'dayız. Sarıyer Zekeriya Köy'de inanılmaz bir sahaları var. Sağ olsunlar, benim eve en yakın okul. O yüzden burada çekeceğiz bunu. Bu okul uluslararası bir müfredata sahip. Aynı zamanda IGCSE ve Uluslararası Bakalorya Diploma Programı, IB Diploma Programı sunuyor. British International School Avrupa'nın önde gelen uluslararası özel okullarından biri. Mezunları başta İngiltere ve Amerika'da olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki üniversitelere gönderiyor. Bu okulda yabancı uyruklu öğrenciler var ama aynı zamanda ulusal okul bölümünde de Türk öğrenciler eğitim görebiliyor. British International School hem uluslararası hem de ulusal eğitim veren köklü bir camia. Ben açıkçası buranın bina yapısını ve arkadaki botanik bahçesine de hayranım. Sahanın nerede bulunduğunu da söyledikten sonra artık efsaneye geçiyoruz. Şimdi topu koydum böyle. Şimdi profesyonelliğe en yaklaşmış adam bizim ekipte Kamil futbolda. O yüzden ondan direktif almayı planlıyorum. Nereye vurayım Kamil? Mesafeye göre abi, hesaplarsak direğin altına doğru. Nasıl, neyi hesapladın? Az önce denedim ya. Görüyor musun? Oluyordu be. Bir daha geliyor. Olmadı Kamil. Bunu Messi de yapamazdı. Ah be! Oluyordu be. Bu oldu. Gol olmadı. Oh, oh, çok güzel gol oldu mu bilmiyorum. Bütün direklere çarptı Kamil. Panikledim bunun düştüğünü görünce Kamil.
Oldu be! Oldu! Oldu be! Seko, yaptık ya. Messi! Ronaldo hala senden daha iyi. Yapacak bir şey yok. Ama güzel efsaneymiş. Helal olsun. Gerçekmiş. Tsubasa'yı bilir misin Kamil? Bilmem mi abi? Sen Seko? Tabii çok izledim. Tsubasa'nın karşısında kötü karakter vardı. Kötü değildi aslında. Sonra aynı takımda da oynadılar. Ben onun hastasıydım. Bak şimdi düşünüyorum. Tsubasa Messi gibiydi. Diğer karakter Ronaldo gibiydi. Güçlüydü. Böyle kollarını böyle kıvırırdı. Hatırlıyor musun? Aslan gibi çocuktu. Ben onun şeyini daha çok seviyordum. Top oynayışını daha güçlü oynardı falan. Messi ile Ronaldo arasındaki fark da o. Neyse. Topa aynı anda vuruyorlar. Çünkü biliyorsunuz karşısında da inanılmaz bir kaleci vardı. Onunla da aynı takımda oynadı Tsubasa sonra. Top böyle hem daha hızlı gidiyor hem de böyle gidiyor. Ölü yaprak vurmuş. Ölü yaprak vuruşunu ancak iki kişi yapıyorlar. Ronaldo bir kişi yapıyor onu. O da ayrı konu. Neyse. Şimdi topa vurduğumuzda böyle gitmesini geçtim. Daha hızlı gider mi gitmez mi onu test edeceğiz ama Kamil ikimiz vuracağız. Topu aynı anda vurmak zor iş Kamil. Çok tehlikeli. Hangi ayağın sakat senin? Sağ. Tamam güzel. Sen solla vur tamam mı? Böylece ikisi de sakatlansın. Bunu deneyeceğiz. Önce topa ben vuracağım. Sonra iki kişi vuracağız. İki kişi vururken bazı sıkıntılar çıkabilir diye. Şimdi tam bizim British International School'un karşısında hastane var. Yakın Allah'tan. Değil mi Kamil'ciğim? Aynen. Kamil, ayağına lütfen sahip ol tamam mı oğlum? Şimdi kaç saniyede gidiyor göreceğiz. Bunun hızına tabii ki şimdi masa başında bakacağız. Ondan sonra iki kişi aynı anda vurursak topa bundan daha hızlı gider mi gitmez mi göreceğiz. Ben aynı gücü kullanacağım ama. Arslanım ya görüyor musun? Boylu poslu kaleci Kamil ya. Sen solla vur bana destek olacaksın yani. Şimdi benim bir çekincem var. Benim bacak boyum daha uzun. Diyor ki sen diyor bastı bacaksın diyor. O yüzden diyor hani nasıl yapacağız diyor. Evet ben tercüme ediyorum bu arada Kamil'e. Nasıl ona denk getireceğiz? Tabii senin korkuyorum. Boyun diyor kısa diyor. Ben 1.85 adamım diyor. Sen diyor 1.60 1.70 varsın yoksun diyor. Eziyor önce. Evet. Bir de sende krampon var diyor. Sende krampon var diyor. Bende o da yok diyor. Basket ayakkabısıyla diyor bana diyor topa vurduruyorsun diyor. Başka ne diyorsun Kamil? Söyle ben. Böyle bir korkum var yani. Diyor yani bacağını kırmayayım seni. Diyor. Alıştık Kamil'in bu laflarına. 1, 2, 3 deyince vuracağız işte. Nasıl vuracaksak vuracağız. Tamam. Allah'ım sen büyüksün Kamil. 1, 2, Allah! Lafı vurdum. Ödüm patladı çünkü Kamil. Benim de. Onların topu herhalde bu kadar falan. Kamil gözünü seveyim. Pis burun vuralım ya pis burun. 1, 2, 3. Tsubasa her denemesinde çakıyor 90'a. Biz daha topa vurabilmişliğimiz yok. 1, 2, 3. Olmadı Kamil. Ben tamam sana... ben gözümü karartıyorum Kamil. Vurduk da top hiç güzel bir yere gitmedi. Ah. 1, 2, 3. Oğlum böyle röveşata yapıyorlar ya. Tamam son bir Serkan amcan için. 1, 2, 3. Oldu. Oldu ama masa başında bakacağız. Gerçekten bu vuruş acaba gerçekten daha hızlı gitti mi yani? 9. denemede yaptık. 1.22 tuttu. Yani 1.18'lik tek başıma vuruşum. Aynı gücü harcadığımı sanıyorum. Çünkü burada korkma da var. Ona rağmen 4 salise var arada. Bakın ben vuruyorum. Hop kaleye düşüyor. Aradaki fark bu 4 salisi oradan çıkıyor. Yani Tsubasa gibi aynı anda iki kişinin topa vurması, topun daha hızlı gitmesi, daha kararlı gitmesi, kesin gol olması ve bunun her yapıldığında olması bir efsane. Futbolcu olup olmamakla da alakası yok bu durumun. Çünkü bu planlanıp hadi bunu bir anda böyle saniyelik kararlarla hesaplanıp yapılması, anında harekete geçilip gol atılması mümkün değil. Yetenekle alakalı bir şey değil bu. El dezenfektanlarını kullanmadığımız yer kalmadı. En son bowling topunun deliğine sıkıyorlar Kamil. Sonra içinde gliserin var tabii kaygan o vıjıt diye. Bir atıyor strike, demi strike. Ne diyorsun Seko? Bana onu tutmak çok zor gelir gibi. Değil mi yani hani tutup elden kayar. Evet kayar zaten kaysın diye ama sonuçta bir yön vermen lazım onu deneyeceğiz. Acaba gerçekten işe yarıyor mu? Geldik bowling salonundan Vadi İstanbul Magic World'deyiz. Bayağı oldu ha elime almayalı topu. Pembe. Falsolu atayım mı? Bak falsolu atıyorum bak. Ters tutarsın bak. Burası boşta. Çok falso verdik Seko. Bir tane normal atayım. Ayıptır söylemesi iyi oynarım.
kaydırmak için, yani kaydıracağız. Çünkü bu böyle girdi mi kalıyor, tam girmiyor. Kayınca daha hızlı gidecek inşallah. Sekom sen de atsana bir tane. Buna yapalım. Buna normalde zor giriyor çünkü. Evet, evet zor giriyor. Hem hijyenik Seko. Ha? Evet. Şöyle bir içeride yediriyoruz. Ana! Daha kolay giriyor mu? Deli misin lan? Bu tutamam ki ben bunu. Gerçi oğlum attığımda zaten strike yaptım. Ben daha ne yapacağım? Delip öbür tarafa mı geçeceğim? Şu an iyice buladım. Ben şeysiz daha iyi atıyordum. Şey yap, zor gireni dene. Evet, hangisi o? Harbiden bak, Seko normalde çıkmıyor elimden. Bence kontrolü zorlaştırıyor gerçekten. Yani tutmanız da gerek. Kayması tek olay değil. O yüzden bence efsane. Görsel olarak çok fazla illüzyon ve garip şeyler karşımıza çıkıyor internette biliyorsunuz. Bu fotoğraflar onlardan biri. Orada ne görüyorsunuz? Kırmızı bir kola değil mi? Kırmızı değil diyorlar. Acaba gerçekten o kırmızı değil mi? Yakından bakalım. Yani şu durumda kırmızıysa bu bilgi efsane olacak. Kırmızı değilse gerçek olacak. Şimdi ne diyor? There is no red in this image. Yani bu fotoğrafta arkadaşlar kırmızı yok diyor. Var mı? Ben görüyorum olduğunu. Ama her şey gördüğümüz gibi değilin kanıtı mı bu? Bakıyoruz. Şuradan renk paletinden ne olduğuna bakacağız. Önce şurada kırmızı gördüğüm yere tıklamak istiyorum. Evet siyah. Bakın. Yani renk örneği aldığımız yer siyah arkadaşlar. Açık bir şekilde gözüküyor yani burada. Mesela şu ne renkmiş? Siyahın tam altına gidiyorum. O da böyle bir mavi. Peki şu çizgi, siyahın yanındaki çizgi beyaz. Şunlar mavi. En kırmızı gözüken yer bence şurası. Orası da lacivert. Her renk var ama kırmızı yok. Biraz yaklaştırmak istiyorum bunu. Dibine kadar girelim. Gerçekten kırmızı yok mu? Yaklaştırdığımızda kırmızı ile alakalı hiçbir şey olmadığını görüyoruz. Mavi, beyaz ve siyah ve mavinin bazı tonları var. Gerçekten kırmızı yok. Bir de şuna göstereceğim size. Don't believe me, zoom in diyor ki bana inanmıyorsanız diyor. Zoom yapın göreceksiniz diyor. Gerçekten gördük. Kırmızı yokmuş. Gerçekmiş. İşte burada Kamil, balon. Balondan yatak yapıyorlar. Şurada görüntüyü görüyorsunuz. Acaba gerçekten gösterildiği gibi sağlam mı, rahat mı? Böyle çocuklara da deneteceğim. Oyun oynamak için müsait bir olay mı? Onu göreceğiz. Deha mı, zırva mı? Önce bir balonları şişirelim. Böyle bir ses çıkarsa benden hemen 911 arayın olur mu? Bundan 20 tane şişireceğim. Evet, işte şöyle X-Large, XX-Large hatta zipli ve vakumlu poşet aldık. Yavaş yavaş içine dolduracağım. 2 tane oldu. Şöyle 3 tanesi yan yana gelince, değil mi? Şey olacak gibi, bir yeri kaplayacaklar gibi. Ama bence onları da güzel şey yapmak lazım. Evet, üçer tane yan yana gelirse... bak, güzel oldu ha. Kamil, bunu sen mi şişirdin evladım? O Serkan abim eseri. Şişerken patladı o. Allah'tan yanmamışsın Seko. Şunu al. Aynı şekilde. Nasıl? Bence son balonları koyduğumuzda olacak. Nasıl kapatacağız bunu ya şimdi? Şu onun kilidi mi acaba ya? Ha, Seko'ma bak ya, hurtçu ya, hurtçu. Evde hurtçuluyoruz abi. Doğru söylüyorsun. Şimdi bunu nasıl yapacağız ki? Buradan geçiriyor muyuz? Ha, bana yardım etmeniz lazım ama. Hareket ediyor çünkü bunlar. Evet. Şimdi, şimdiden olmuş gibi ha. Sonra şunu açıyor muyuz? Böyle mi yapıyoruz? Emin miyiz? Nasıl girecek bu buraya? Dayadım, Kamil. Ona çok güzel oldu ya. Seko. Oğlum dev bir balon oldu. Güzel görünüyor. Ha. Yazısız tarafını göstersene bize. Şurayı. Böyle daha güzel tabii. Değil mi? Buralar gerçi uç vermiş ama o kadar olur. Kamil beğendin mi? Çok güzel görünüyor. Oturuyorum 80 kilo. Aa,
Çok beğendim arkadaşlar gerçekten. Yani oldu. Bu bildiğiniz gerçekmiş. Çekene kadar bir tanesini patlattılar Zeynep üstünde zıplayınca. Değil mi? Evet, sen patlattın babam. Yani Zeynep'in zıplamasına bile dayanamadı. Yat bakalım üstüne nasıl oluyormuş. Ay böyle mi? Allah düştü. Aha, araba anahtarı da düştü. İşte böyle bir durum. Yani aslında efsane değil, gerçek ama gelin görün ki çok da sağlam değilmiş. Şimdi arkadaş çatalla böyle çatalı kırarak karga burununun orasını burasını düzelterek işte ucunu böyle böyle yapıyor iki tanesinin ikisini kesiyor falan. Kapı kilidi yapıyor. Asla açılamayacak bir kapı kilidi. Şimdi mesele şu, yaparız bence yapılır zaten sıkıntı yok. Ama gerçekten uğraşmaya değer mi ona bakacağım. Karga burunun dünyanın en yararlı aleti olduğunu anlatıyorduk dün Kamil'e arkadaşlar. Kamil inanmıyor. Kamil ne oldu? Ne oldu? İlk karşımıza çıkan adam karga burunu sordu. Karşımıza bir adam çıktı, hiç tanımadığımız bir adam ve elinizdeki karga burun mu dedi. Evet dedim abi dedi. Fermuarım bozulmuş dedi. Onu tahmin eder misiniz dedi. Dünyada en önemli alet bu arabadan daha önemli Kamil. Bir de dakika bir gol gir. Ya 30 saniye olmamıştı alalı ya. Neyse şunu biraz büküyor. Öne doğru. Allah'ım. Bunu nasıl bükeceğiz lan? Çelik mi? Şey galiba. Kallavi diye tabir ettiğimiz. Oğlum Kamil. Bunu nasıl bükeceğiz oğlum? Gözümüze mözümüze girer bu. Kamil nasıl bir çatal buldun? Demir adamın zırhı gibi. Kamil bununla mümkün değil yapmak. Arkaya da değil öne. Anladın mı? Daha da zor arkaya olmadığı için. Kamil yeni bir çatal getirdi. İçinde kendi ruh inceliğinin de etkileri var. Fakat oğlum bunun sapı demir değil. Neyse bunu kırıp bununla artık ne yapacağız bilmiyorum. Neyse. Heh, evet ya. Aynen abi o gümüş. Bu ne ya? Ya ya bir şey söyleyeceğim bu. Hiç iyi durumda değil yalnız bu Seko. Kırılacak gibi mi? Ha. Şu an metal işareti oldu metalci. Aha evet. Bunun ucunu yukarı nasıl kıvıracağız? Şöyle aynı anda. Kamil gördün mü ne olduğunu? Bak tek oldu. Olsun. Yani iş görür. Şu an böyle durum bu. Bir tanesi gitti ama. Şimdi şu kapıda denemek istiyorum. Acaba gerçekten işe yarar mı? Çiftli tekli çok fark etmez bunda. Göreceğiz. Evet. Şimdi şuraya şöyle sokuyor abi. Şunu kapatıyor. Ondan sonra... Sonra şöyle şunu da şuradan geçiriyor. Şimdi bunun açılmaması lazım. Ne diyorsun? Dışarıdan birisi mi açacak yoksa? Yok çekelim açalım. Fark etmez ki. Oha! Seko! Ha. Ama işte... Kırıldı mı? Evet. Ama en başta işe yaradı. Yani bu durumda arkadaşlar daha sağlam bir çatalla ama daha mücadeleci bir şeyle yani karga burununa gerçekten böyle mengeneler falan filan ancak öyle yapılır. Al bük olacak bir şey değil. Bence gerçekmiş bu ya. Mantık olarak gerçekmiş ama her çatallı olmuyor. Onu görmüş olduk. Çinli arkadaşlar sınıftan çıkamıyorlar. Çizerler biliyorsunuz bu çizim okullarında yani sanat okullarında dersler çok uzun sürebiliyor. Bir oturuyor kanka. Amcalar biliyorsun değil mi? Amca geliyor böyle Seko. Bornozla dolaşıyor sanat okullarında o amcalar. Geliyorlar böyle. Herkes böyle tuvali almış. Hop bornozu bırakıyor kanka amca. Şey. Anadan üryan. Balbaşak. Böyle oturuyor abi. Böyle bir iş kolu var gerçekten. Ciddi söylüyorum. Sanat okullarında böyle bir iş kolu var. O yüzden de adam orada oturuyor. Çıkıp yer falan yapamıyorsun. Arkadaşlar da o yüzden lüp 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 ağızlarına bir şeyleri sokuyorlar. Onu deneyelim. Şimdi amca oturmuş karşımıza. Biz de açız. Kalkamıyoruz. Çünkü kalkarsak amca gidebilir. Döndüğümüzde amcayı bulamayabiliriz. Ha, buna sevinebilirim. Ayrı konu. Karşımda çıplak bir amca oturmasındansa hani kimse olmaması bence daha güzel ama. Burada bir de maksat şey değil mi? Amcaya da yakalanmayacaksın. Yakalanmayacaksın amca ya. Adam çıplak. Kamil. Ne yapıyor? Şöyle duruyor bak şu. Hareket şu. Şuradan domatesi aldım. Chopstick de ya. Kanka bir çok iyi oldu. Ama o diye yutuyor. Bizim lisede kravat hareketi vardı ya. Onun gibi. Kanka bir domates daha yemeyeyim. Onunla itireceğim. Çok iyi abi. Gördün mü Kamil? Ya bunu yakalayamazlar. Gerçekten yakalayamazlar. Baksam da hani böyle gayri ihtiyari. Ne oldu lan orada dersin? Evet. Ne yapıyorsun oğlum derim ya. Yediğini anlamayabilirim.
Su meselesine ne diyorsun? Abi nefesin kuvvetli olması lazım. Bu çok zor ya. Kanka ben yarım litre suyu nasıl içeceğim bir kere de? Aşağı bir leğen mi koysaydık acaba? Evet. Mümkün değil, her taraf su olacak ya. Kanka burnundan çıkacak şimdi. Oluyor. Oluyor ama galiba devam. Hani girdiği gibi çıkacak galiba Kamil. Çok hızlı gitti. Kanka başım ağrıdı ya. Bu akıllıca değil. Bence de değil. Ama oluyor. Ay, fena oldum ya. Vallahi başım döndü ya. Oraya bip koyarsın olur mu Seko? Kamil çok fena oldum ben. Ona bak, buralar hep su olmuş. Buralara fışkırmış Kamil, gördün mü? Neyse, gerçekmiş. Evet arkadaşlar, bir efsane mi gerçek mi videosunun daha sonuna geldik. Bence burada şunu gördük. Her şeyi yaptık, her şeyi becerdik. Fakat Battlefield Challenge'daki başarım koltuklarımı kabarttı. Sekom, senin de kabardı mı? Kabardı abi. Senin kabardı mı Kamil? Gurur duydum abi. Gurur duydular benimle. Bir de iki kere oldu. Evet aynen. Biri gol olmadı sadece. Daha ne olsun. İzlediğiniz için teşekkürler.